Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün değişiklik yapıp sunumuma, yani dersime böyle başlamak istedim. Tabii ki şimdiye kadar hep sunumlarımızı ekran görüntüsü üzerinden yapıyoruz. Ama bugün böyle bir giriş yapacağım ve size bugün adverbs, yani zarflar konusunu anlatacağım. İngilizce'de zarf nedir, zarflar nasıl oluşturulur, cümledeki kullanımı nasıldır? Bunlardan bahsedeceğiz. Başlangıç seviyesi ve yabancı dil sınavlarına hazırlanan arkadaşlarım için bir tık daha yukarıda olacak. Ve bu dersin sonunda arkadaşlar zarflar konusuna hakim olmuş olacaksınız. İsterseniz daha fazla uzatmadan zarflar konumuza başlayalım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, zarfları anlatmadan önce size kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bundan önceki sunumlarımda size adjectives, yani sıfatlar konusunu anlatmıştım. Sıfatlar neydi? İsimleri tanımlayan sözcüklerdi arkadaşlar. İsimlerin önünde kullanılıp onları niteliyordu. Örneğin she is a beautiful girl, güzel bir kız ve he has a fast car, onun hızlı bir arabası var. Örneğinde olduğu gibi arkadaşlar, bakın beautiful kelimesi ve fast kelimesi ismin önüne gelip sıfat olarak kullanıldı. Zarflar ise arkadaşlar, zarflar öncelikle bir fiili tanımlayan sözcüklerdir. Sıfatlar isimleri tanımlar. Zarflar ise arkadaşlar fiilleri tanımlayan sözcüklerdir. Açıklayıcı kelimelerdir. Describing words diyoruz buna. Cümlenizdeki herhangi bir öğeye veya cümlenizin tamamına ekstra bilgi eklerler arkadaşlar. Nasıl? It walks slowly örneğinde. Bakın burada walk fiili var, yürümek fiili var. Yürür. Nasıl yürür? Slowly, yavaşça fiilimizin nasıl olduğunu belirtiyor. He drives, araba kullanır. Nasıl? Carefully, dikkatli bir şekilde gibi. Ne yapıyor? Fiili tanımlayan sözcükler olarak kullanılıyor arkadaşlar zarflarımız. Ve fiile nasıl sorusunu, how sorusunu sorduğunuz zaman zarfı elde edersiniz arkadaşlar. Zarflar İngilizce'de arkadaşlar kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılırlar. Bu grupları şöyle sınıflandırabiliriz. Adverbs of manner, durum zarfları, carefully, dikkatli bir şekilde, slowly, yavaşça, surely, emin bir şekilde gibi. It walks slowly but surely, nasıl yürür, yavaş ve yavaş fakat emin adımlarla, örneğinde olduğu gibi. How sorusunu sorduğumuz zaman fiile, how does it walk, nasıl yürür, slowly but surely, zarf elde edersiniz arkadaşlar. İkinci grupta adverbs of place var, yer bildiren zarflarımız var. Daha önceki derslerimizde çok kullandık bunları. Here, burada, there, orada, up, yukarıda, down, aşağıda gibi. Don't look down, it is too high. Aşağıya bakma, çok yüksek. Where sorusunu sorduğumuz zaman fiil arkadaşlar zarfı elde ederiz. Nereye bakma? Down, aşağıya bir yer zarfı olarak kullanılıyor. Adverbs of time var. Zaman zarflarımız tenslerde, değil mi? Geniş zamanda, şimdiki zamanda, geçmiş zamanda hep kullandık bunları. Now, şimdi, tomorrow, yarın, yesterday, dün gibi. When sorusunu sorduğumuz zaman fiile biz adverbs of time elde ediyoruz arkadaşlar. I will visit you tomorrow. When? Tomorrow yer zarfı, özür diliyorum, zaman zarfı olarak karşımıza çıkıyor. Adverbs of frequency var. Sıklık zarflarımız da bunlar. Geniş zamanda ve şimdiki zamanda kullandık. Always, daima, usually, genellikle, never, asla gibi. Once, bir kez gibi. How often, değil mi? Bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını anlatıyordu bu zarflar. I sometimes cook dinner. How often? I sometimes. Bazen, ara sıra akşam yemeği pişiririm örneğinde olduğu gibi. Sentence adverbs var arkadaşlar. Bunlar cümlenin tamamını niteleyen zarflardır. Ve genellikle fikirlerimizi, düşüncelerimizi belirtir. Actually, aslında, obviously, belli bir şekilde, besbelli, definitely, kesinlikle gibi. I will probably come late this evening. Ben muhtemelen bu akşam geç geleceğim örneğinde olduğu gibi. Bakın, cümlenin tamamı hakkında bize nitelemede bulunuyor. Adverbs of degree var arkadaşlar. Derece zarflarımız. Bunlar da genellikle sıfat ve zarfların önüne gelirler ve onların sahip olduğu değeri arttırırlar ya da azaltırlar arkadaşlar. Örneğin, he drives very fast. Bakın burada fast zarfımız bu eylemin nasıl yapıldığını belirtiyor. Hızlı araba sürer. Very
zarfın önüne gelip onun derecesini arttırdı. Very fast, çok hızlı anlamında Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Bir de focusing adverbs var arkadaşlar. Just, only, even gibi. Bunlar da genelde cümlede bir öğeye vurgu yapan ve genellikle de nitelediği öğenin önünde kullanılan zarflardır. Just, sadece, only, yalnızca gibi, even, hatta gibi. I just wanted to say hi. Sadece merhaba demek istedim. Bakın burada want fiilinin önünde kullandık. Cümlede ne istediğimize, sadece ne istediğimize vurgu yapmak için. Evet, genel olarak zarflarımız bu şekilde gruplandırılıyor arkadaşlar. Bunlardan sentence adverbs, adverbs of degree ve focusing adverbs daha sonraki sunumlarımda kapsamlı olarak anlatılacak. Şu anda biz neyle devam edeceğiz? How to form adverbs, zarfları nasıl elde edeceğiz? Ona bakacağız arkadaşlar. Zarflar çoğunlukla arkadaşlar sıfatın sonuna l'ye eklenmesiyle oluştururlar. Mesela cold, soğuk, coldly, soğuk bir şekilde, quick, hızlı, quickly, hızlı bir şekilde gibi. Sıfatın sonuna l'ye eklenmesiyle oluşturulur. Ama bu l'ye eki her zaman aynı şekilde eklenmez sıfata. Örneğin lucky, şanslı ve happy, mutlu sıfatlarına bakalım. Y ile bitiyorlar ve y'den önce bir sessiz harf var. L'ye eki eklerken arkadaşlar ne yapacağız? Y'yi i'ye dönüştüreceğiz. Luckily, happily gibi. Bir diğer grupta simple, gentle ve terrible sıfatlarımız var arkadaşlar. Bu sıfatlar da PLE, TLE ve BLE ile biten sıfat grubuna giriyorlar. Bunları zarf olarak yaparken yani L'ye eki getirirken arkadaşlar E'yi atıyoruz. Sadece Y eklememiz yeterli oluyor. Simply, gently ve terribly gibi. Evet, çoğunlukta sıfatın sonuna L'ye ekleyerek zarf elde ediyoruz. Peki sonu L'ye ile biten her kelime zarf mıdır? Tabii ki hayır arkadaşlar. Örneğin friendly, arkadaş canlısı, cowardly, korkak, lovely, sevimli, lively, lonely ve silly, ugly sıfatlarımız var. Bunlar zarf değildir, sıfattırlar arkadaşlar. Örneğin he's a cowardly person, o korkak bir kişidir. Bakın burada ismin önüne geldi, sıfat arkadaşlar. Peki ben bunları zarf olarak kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Örneğin he acted in a cowardly way. Bakın burada edat ve way, tarz, şekil, tutum anlamında kullandığımız kelimemiz. Bu şekilde, in a cowardly way, korkak bir şekilde, korkak bir tarzda gibi kullanarak fiilden sonra zarf durumunda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Way, şekil, tarz demektir. Manner, yine aynı şekilde biçim, tutum, tavır, tarz anlamında kullanılıyor. In a lovely voice, güzel bir ses tonuyla. In a friendly manner, arkadaş canlısı bir tavırla şeklinde kullanarak biz bunları zarf biçiminde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin he has a lovely voice. Burada lovely ismin önüne geldi ve sıfat. He spoke to me in a lovely voice. Benimle güzel, sevimli bir ses ile konuştu derken bakın zarf olarak kullanabiliyoruz bu sıfatlarımızı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar irregular adverbs yani düzensiz zarflarımız var. Nedir düzensiz zarf? Örneğin good sıfatı sonuna l'ye eki alarak sıfat zarfa dönüşmüyor. Zarf hali well'dir arkadaşlar. Tamamen farklı yazılıyor gördüğünüz gibi. Örneğin my father is a good driver. Babam iyi bir şofördür derken bakın good İsmin önüne geldi, şoför isminin ve sıfat olarak kullanıldı. He drives well. Araba kullanır nasıl? Well. İyi araba kullanır derken, eylemin nasıl yapıldığını belirtirken well şeklinde kullanmamız gerekiyor zarf halini arkadaşlar. Well, birinin sağlığı iyi anlamında kullanılıyorsa sıfattır arkadaşlar. Örneğin bize how are you diye sorduklarında I am very good şeklinde cevap veremeyiz. Neden? Çünkü how are you? Bizim sağlığımızın nasıl olduğunu soruyor. Bizim sağlığımız hakkında bilgi istiyor. Ama good bir sıfattır. Bakın burada ben iyiyim, çok iyiyim derken bu benim kişiliğimi bildirir. Ama benim buna nasıl cevap vermem lazım? I am very well
Thanks gibi. Bakın burada sağlığımı belirteceğim, iyi olduğumu well şeklinde zarf kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir insanın nasıl birisi olduğunu yani karakterini sormak istersek what is he like ya da what is she like şeklinde sormamız gerekiyor. Ve biz bu soruya yanıt verirken good sözcüğünü yani sıfatımızı kullanabiliriz. He is a good person, o iyi bir kişidir gibi. Ama how are you bizim sağlığımız hakkında bilgi ister. Bunu da ekstra bir not olarak cebimizde bulunduralım. Well arkadaşlar, past participle ile çok sık kullanılan bir zarftır. Past participle neydi? Fiilin üçüncü haliydi arkadaşlar. Sıfat olarak kullanılıyordu. Örneğin well dressed, iyi giyinimli. Well known, iyi tanınmış yani ünlü. Well organized, iyi organize edilmiş. Well educated, iyi eğitilmiş gibi. Bunlar past participle ile yani well artı past participle çok sık kullanılan bir zarftır. Bunu da bilelim. Zıttını yani well'in zıttını badly şekilde kullanarak yine past participle'la zarf oluşturabiliyoruz. Badly planned, kötü planlanmış. Badly behaved, kötü davranılmış. Badly designed, kötü tasarlanmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bu zarflarımızda. Devam edelim arkadaşlar düzensiz zarflarımıza. Fast, hard, late ve early sıfat ve zarf biçimi aynı olan sözcüklerdir arkadaşlar. Örneğin, he is a fast driver. O hızlı bir sürücü. Bakın sıfat ismin önüne geldi. He drives fast. Nasıl kullanır? Hızlı kullanır derken bakın zarf hali aynı şekilde. He is a hard worker. Hard arkadaşlar. Burada sıfat olarak kullanıldı. Bakın ismin önüne geldi. Hard worker. Nasıl çalışır? He works hard. Zarf hali yine aynı şekildedir arkadaşlar. I go to work on an early bus. İşe hangi otobüsle? Early bus. Erken otobüs yani. Burada otobüs isminin önüne geldi. Sıfat olarak kullanıldı. The bus came early today. Bakın burada da fiili niteliyor. Otobüs ne zaman geldi? Early, erken. Burada da zarf olarak kullandık. Sıfat ve zarf biçimi aynı. Bir de late var arkadaşlar. Geç anlamında kullandığımız. I will go on a late bus. Geç otobüste gideceğim. Yani sonraki otobüste anlamında. Bakın burada isim önüne geldi. Sıfat olarak kullandık. The bus arrived late. Otobüs geç geldi derken. Bakın arrive fiilinden sonra zarf olarak kullandık. Sıfat ve zarf hali aynı şekilde arkadaşlar. Burada size ekstra bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Hard çok yoğun anlamındaysa sıfat ve zarf biçimi aynıdır. Yani hard kelimesini biz çok yoğun anlamında sıfat ve zarf şekli aynı olarak kullanıyoruz. Hard sıfat olarak zor anlamında da kullanılıyor. Bunu da bilin istiyorum. I worked hard this year. Örneğinde arkadaşlar. Bakın burada çalışma eyleminin nasıl olduğunu belirtiyor. Zarf. Nasıl çalıştım? Çok yoğun çalıştım. Zarf hali aynı. But I couldn't pass the final exam. Ama sınavı geçemedim. Final sınavını. Because the questions were hard. Çünkü sorular zordu derken. Bakın burada hard sıfat olarak soruları niteliyor. Zor anlamında da kullanılıyor arkadaşlar. Hard'la alakalı olarak hardly diye bir kelimemiz var arkadaşlar. Bu yoğun anlamındaki hard'ın zarf biçimi değildir arkadaşlar. Neredeyse hemen hemen hiç güçlükle anlamına sahip başka bir zarftır. Tekrar ediyorum. Yoğun anlamındaki hard'ın zarf biçimi değildir. Neredeyse hiç hemen hemen hiç güçlükle anlamında kullanılan başka bir zarftır. Örnek vermek gerekirse I was ill yesterday. Dün hastaydım. I hardly studied for the exam. Yani I studied very little anlamında. Neredeyse hiç çalışmadım, çok az çalıştım anlamında kullanılan bir zarf. I can, could yapısıyla da çok kullanılır arkadaşlar. I can ya da could hardly walk. Zor yürüyebiliyorum. Yani neredeyse yürüyemiyorum, güçlükle yürüyorum anlamında. Ya da past'ı yürüyebildim anlamında could ile de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hardly ever ve almost never var arkadaşlar. Zarf olarak yine hemen hemen hiç çok seyrek anlamında how often sorusuna cevap olabilecek
Burada da size kategori olarak verdim. Bakın burada hardly ever, hemen hemen, hiç never'dan bir tık yukarıda. He doesn't like studying. Ders çalışmayı sevmez. He hardly ever studies. Hemen hemen hiç ders çalışmaz. Hardly any, neredeyse hiç, çok az anlamında kullanılan diğer bir zarfımız arkadaşlar. I hardly have any time. Neredeyse hiç zamanım yok. Bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. I have hardly any time. Bakın fiilden hemen sonra da kullanabilirsiniz. I have hardly any time. Neredeyse hiç zamanım yok. Çok az zamanım var anlamında. Hardly anyone, anything, anywhere ile de kullanılır arkadaşlar. Ne anlamda kullanılıyor peki? Neredeyse hiç kimse, neredeyse hiçbir şey, neredeyse hiçbir yer anlamında. I hardly see anything. Neredeyse hiçbir şey görmüyorum, yani hemen hemen hiç görmüyorum gibi. I can go hardly anywhere these days because of COVID-19. COVID-19'dan dolayı bugünlerde hemen hemen hiçbir yere gidemiyorum gibi. Bakın arkadaşlar, cümleye aynı zamanda olumsuz anlam katan bir zarftır hardly. Şimdi zarfların kullanımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Zarflar bir eylemin nasıl yapıldığını ifade eden sözcüklerdir dedik. En başta da fiile how sorusunu sorduğumuzda yanıt alabileceğimiz sözcüklerdir dedik. He's a good player. Nasıl bir oyuncu? Good player. Bakın burada sıfat, değil mi? Good ismin önüne geldi. Sıfat. He plays well. Nasıl oynar? Burada fiile sorduğumuz zaman nasıl sorusunu zarf elde ediyoruz arkadaşlar. Ama isme sorarsanız sıfat elde edersiniz. She's a successful actress. O başarılı bir aktrist. Nasıl bir aktrist? İsme sorduğumuz zaman sıfat. She acts successfully. Nasıl rol yapıyor? Başarılı bir şekilde. Bakın burada fiile sorduğumuz zaman nasıl sorusunu zarf elde ediyoruz. Arkadaşlar, zarflar bir sıfatı niteleyebiliyorlar. Örneğin, he's a friendly person. Ne diyor burada? Arkadaş canlısı bir kişi. Bakın kişi isminin önüne geldi, sıfat. Şu örneğe bakın. He is extremely friendly person. Sıfat ve önünde ne yapıyoruz arkadaşlar? Zarf kullanıyoruz. Ne için? Bu sıfatın derecesini arttırmak için. Yani zarflar bir sıfatı ne yapabilirler? Niteleyebilirler. Zarflar bir zarfı da niteleyebilirler. She finished her lunch quickly. Bakın bu örneği arkadaşlar. Öğle yemeğini bitirdi. Nasıl bitirdi? Quickly, hızlı bir şekilde bitirdi. Arkadaşlar, bir yazım yanlışı yapmışım. Burada L olması gerekiyor. Kusura bakmayın. Burada zarf quickly, hızlı bir şekilde. Şu örneğe bakın. She finished her lunch incredibly quickly. İnanılmaz bir şekilde hızlı. Bakın burada zarfın önünde başka bir zarf kullandık. Yine derecesini arttırdık arkadaşlar. Zarfları da niteleyebilirler. Edat ve isim kullanarak arkadaşlar, preposition and noun, edat ve isim kullanarak örneğimize bakalım. He played in a hurry today. Bugün oynadı. Nasıl oynadı? In a hurry. Bakın edatımız var ve bir ismimiz var. Acele bir şekilde. Yani ben edat ve isim kullanarak zarf anlamında verebilirim farklı bir şekilde. Örneğin he played hurriedly. Bakın burada acele bir şekilde, aceleci bir şekilde zarfımız var. Ben aynı zarfın anlamını in a hurry şeklinde de verebiliyorum. She does her homework with a great care. Ev ödevini yapar. Nasıl yapar? Edat with a great care. Büyük bir dikkat ile. Yani she does her homework carefully. Dikkatlice zarfını edat ve isim kullanarak da verebiliyorum arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer bir cümlede to be durum fiili, to be biliyorsunuz durum bildiren bir fiildir. Duyu fiilleri, taste, smell, look gibi varsa arkadaşlar, bu fiillerden sonra sıfat içeren bir isim cümlesi ya da fiil görevi gören bir isim geliyordu. You are a good person. Bakın to be ve a good sıfatımız geldi. You look, görünüyorsun. Nasıl görünüyorsun? Sert, üzgün. Yine bakın, look, duyu fiilinden sonra bir sıfat kullandık. Ancak
Duyu fiilleri arkadaşlar hareket bildiriyorsa, eylem bildiriyorsa zarf kullanılabilir. Nasıl? He looked, baktı. Nasıl baktı? Suspiciously, şüpheci bir şekilde. Bakın burada look fiili duyu fiili değil. Bir hareket, bir eylem, bakmak fiili. Kendisinden sonra zarf alabilir. Ya da she tasted the soup. Çorbanın tadına baktı. Bakın yine duyu fiili değil burada. Bir eylem bildiriyor. Nasıl baktı? Quickly, hızlı bir şekilde zarf kullanılabilir. She smelled, smell, koklamak. She smelled the rose, gülü kokladı. Nasıl? Happily, mutlu bir şekilde bakın. Zarf kullandık o eylemin nasıl yapıldığını belirtmek için. Arkadaşlar, cümlede zarfların dizilişine baktığımız zaman verb, fiil, preposition, edat ve bir nesne varsa zarf farklı yerlerde kullanılabilir. Nasıl? He talked to me angrily. Bakın burada konuşmak fiilimiz var. Kendisinden sonra bir edat var. Benimle nasıl konuştu? Angrily, kızgın bir şekilde. Nerede kullandık zarfı? Cümlenin en sonunda. Şimdi şu örneğe bakın. He talked angrily to me. Bakın fiilden hemen sonra da kullanabiliyorsunuz. Eğer fiil, edat ve nesne durumu varsa arkadaşlar. He listened carefully to the learners from various cultures. Bu örneğimizde arkadaşlar şunu vurgulamak istiyorum. Eğer nesne birden fazla öğeden oluşuyorsa, to the learners from various cultures gibi farklı kültürlerden öğrenicilerle, öğrencilerle örneğinde olduğu gibi biz zarfımızı fiilden hemen sonra da kullanabiliriz arkadaşlar. He carefully listened to the learners from various cultures. Yine aynı örnek, birden fazla nesnemiz var. Bakın bu sefer zarfımızı fiilden hemen önce kullandık. He carefully listened şeklinde de kullanabiliyoruz eğer nesnemiz birden fazla öğeye sahipse. Eğer bir cümlede arkadaşlar go ve arrive fiili gibi hareket bildiren, nesne almayan bir fiil varsa, intransitive diyoruz buna. Cümlenin tamamlayıcılarının şekli şu şekilde olur arkadaşlar. Subject, verb, yani öznemiz, öznemizden sonra fiil. Olumlu cümlede ilk önce place, yer zarfı, sonra manner, durum zarfı ve en sonunda time, zaman zarfımız gelir. He went to İzmir, İzmir'e gitti. Nereye? İzmir'e. Bakın yer zarfımız by car, nasıl gittiğini belirtiyoruz arabayla. Ve ne zaman? Last week, geçen hafta. Yer, durum ve zaman zarfı olarak. Evet arkadaşlar, cümlede vurguyu arttırmak için de zaman zarfı en başta kullanılabilir arkadaşlar. My brother is going to marry in a week's time. Bakın burada zaman zarfımız cümlenin sonunda. Ama biz vurguyu arttırmak istiyorsak arkadaşlar, yani bu eylemin ne zaman yapılacağıyla alakalı olarak zaman zarfını en başta da kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu dersimizde size zarfları anlatmaya çalıştım. Zarflarla ilgili daha detaylı başka bir sunumum daha olacak. O zamana kadar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler arkadaşlar.